24 ekranlarından merhaba. Haftanın son iş gününde kültür sanat gündeminin öne çıkan gelişmeleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Ben Özlem Karahan. Bugün günlerden cuma, bu sinemalarda yepyeni filmlerin müjdesi anlamına geliyor. Birçok film vizyona girdi. Öne çıkanlar var, uzun zamandır bekledikleriniz var, sürprizler var. İşte tüm detaylar. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e ilk inananlardan biri olan, ezanı ilk okuyan kişi olarak da bilinen Hazreti Bilal-i Habeşi'nin hikayesi sinemaya aktarıldı. Bu hafta gösterilmeye başladı. Bilal, dayan kardeşim, Allah bizimledir. Hollywood'da birbirinden önemli filmlerde çalışan birçoğu Müslüman sinemacılar tarafından hazırlanan, ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli film, her yaştan izleyiciye büyüleyici bir özgürlük hikayesi sunuyor. Çağrıya ve ilk ezana şahit olun. Pirates had infected the seas for generations. Son yılların en başarılı serilerinden Karayip Korsanları'nın maceranın devam ettiği yeni halkası Salazar'ın İntikamı bu hafta vizyonda seyircilerle buluşmaya başladı. Jack Sparrow. Kaptan Jack Sparrow'a yeniden hayat veren Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Kaya Scodellario ve Brenton Twaitis'in eşlik ettiği film, başı beladan eksik olmayan Jack Sparrow'un şu ana kadar karşılaştığı en dişli düşmanı Kaptan Salazar'la yüzleşmesini anlatıyor. Dünyaca ünlü yönetmen Emir Kusturica'nın yazıp yönettiği, başrolünü Kusturica'nın Monica Bellucci ile paylaştığı Aşk ve Savaş bu hafta sinemalarda izleyiciyle buluşmaya başladı. Şimdiye dek çektiği hemen her filmde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hatırı sayılır bir hayran kitlesi edinen Emir Kusturica'nın bu yeni filmi, Bosna Savaşı sırasında filizlenen tehlikeli bir aşkı konu ediniyor. Mark Webb'in yönetmen koltuğunda oturduğu bir aile dramasını işleyen Deha, Gözde Kural'ın ilk uzun metraj filmi olan ve başrolünde Öykü Karayel'in boy gösterdiği Toz, Samet Çakırtaş'ın yönetmenliğini üstlendiği korku filmi Sinsiran Yasak Aşk, Muharrem Zeynel Zadeh ile Mustafa Delezi'nin yönettiği Yarının Adı Başka, Atakan Şatıroğlu ve Berkay Berkman'ın yönetip başrollerinde yer aldığı Katre ve 1920'lerin Japon işgali altındaki Kore'sinde geçen bir casusluk öyküsü olan Karanlık Görev bu hafta sinema salonlarında seyirciyle buluşan diğer filmler. Gelelim müziğe. Emel Matoti ismini biliyorsanız heyecanlanın, bilmiyorsanız da haberimizi izledikten sonra karar verin. Zira İstanbul'a konsere geliyor. O müziğiyle doğuyla batıyı sentezliyor. Tunus müziğine yepyeni bir anlam katıyor. Son yılların en parlak isimlerinden biri 1 Haziran'da Ankara'da. Şarkılarıyla tüm dünyayı peşinden sürüklüyor, popüler kültüre karşı gelenekten beslenen müziğiyle otoritelerden övgü topluyor. Aşkı, hem toplumların acılarını, hem de umutları anlattığı besteleri dilden dile dolaşıyor. Caz ve elektronik altyapılarla zenginleştirdiği, Tunus müziğine bambaşka boyut kazandıran şarkılarıyla son yıllarda adından en çok söz ettiren müzisyenlerden biri Emel Meslusi. Ben
Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi olan müzisyenin sevenlerine müjde. Meslusi yeni albümünün Türkiye premieri kapsamında Ankara'ya gelmeye hazırlanıyor. Daha önce sahnesinde Türkçe şarkılar da seslendiren Meslusi, 1 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'nda vereceği konserinde yeni albümünden şarkıların yanı sıra sürprizleriyle de sevenlerinin karşısında olacak. Artık tiyatrolar sezonu kapattıklarını duyurmaya başladılar. Böylece sinema sezonu hareketlenmeye başladı. Daha doğrusu sinemalarda festivaller sezonu hareketlenmeye başladı. Hali hazırda bağımsız sinemanın en önemli ve köklü festivallerinden Cannes Film Festivali devam ediyor. Bu yıl festival dünyaca ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın jüri başkanlığında devam ediyor. Müthiş bir açılış gecesi yaşadı. Hollywood'dan ve bağımsız sinemadan dünyanın en ünlü ve sevilen oyuncuları 2 haftadır kana akın ediyor, kırmızı halıda boy gösteriyor ve yarışan filmlerde seyircilerle buluşuyor. Dünya premierleri yine Cannes'da gerçekleşiyor. Artık sona gelindi. 28 Mayıs akşamı, yani bu pazar akşamı ödüller sahiplerini bulacak. Bu yıl Türkiye'den aday yok festivalde büyük ödül için. Ama yine de heyecan dorukta. Zira Nuri Bilge Ceylan'la ve daha önce de birçok filmle biz bu festivalde yerimizi aldık. Dolayısıyla önemsiyoruz ve bakın bu yıl hangi filmler aday olarak yarışıyor. Kırmızı halı serildi, sinemanın yıldızları Fransa'ya akın etti. Bağımsız sinemanın en önemli etkinliklerinden Cannes Film Festivali bu yıl 70. kez gerçekleşti. Festivalin açılış törenini sinemanın ikonalarından Monica Bellucci sundu. Bu yıl festivalin jüri başkanlığını üstlenen dünyaca ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın yanı sıra model Lily Rose Depp, oyuncular Will Smith ve Jessica Chastain, İranlı yönetmen Asghar Farhadi, Paolo Sorrentino, Maroon 8 ve Fan Bingbing festival boyunca ödül yarışındaki filmleri izlediler. Bu yıl festivalde Altın Palmiye ödülü için yarışan filmlere gelince, Fatih Akın Solgun isimli filmiyle, Noah Baumbach ve Erowitz hikayeleriyle, Bong Joon-ho Okja isimli filmiyle, Robin Campillo Dakikada 120 Atış isimli filmiyle, Sofia Coppola Aldatılmış isimli filmiyle ödül adayları arasında. Jack Estoylon Rodin'le, Michael Haneke Mutlu Son'la, Je tiens à vous remercier. Todd Haynes Wonderstock'la, Michel Hazanovic Yüz Gözü Pek'le, Hang Sang-soo Ertesi Gün'le, Naomi Kavese Aydınlık'la ödül için yarışacak. Yorgos Lanthimos'un Kutsal Ceylan'ın Katili, Sergei Loznitsa'nın Yumuşak Bir Yaratık, Cornel Mundruczo'nun Jüpiter'in Ayı, François Ozon'un Çifte Aşık, Lini Ramsey'in Aslında Hiç Yoktun, Benny Safdie'nin Keyifli Anlar, Andrei Zvyagintsev'in Nelyubnov isimli filmleri de ödül yarışında yerini alan yapımlar arasında. 70. Cannes Film Festivali'nde ödüller 28 Mayıs'ta düzenlenecek törenle verilecek. Bugünü sinemayla kapatıyoruz ama biz buradan sonra İstanbul'da Cemal Reşit Rey konser salonuna gideceğiz. Zira yılın en merak edilen, beklenen yapımlarından biri. Az önce de izlediğiniz bugün vizyona giren filmler arasında Özgürlüğün Sesi, Bilal'in Galası gerçekleşecek. Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı özellikle öneriyor filmi efendim. Ailenizi alın, çocuklarınızı gidin. Kendi İslam tarihimizi kendi yapımlarımızla izleyelim, öğrenelim diyorlar. Biz bu akşam dediğimiz gibi galaya gideceğiz. Filmi de sizlere tavsiye ediyoruz. Yarın saatler 16.15'i gösterdiğinde Kırmızı Halı'da yine filmi Türkiye temsilcisi Ömer Kalli bizimle birlikte olacak. Hem filmi konuşacağız, detayları konuşacağız, hem de Türkiye seyircisini konuşacağız. Kaçırmayın diyoruz. Hem
filmi izleyin hem de bizi izleyin. Ve biz böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Haftaya birbirinden güncel ve renkli gelişmelerle karşınızda olacağız. Bugünlük hoşça kalın.